Proje okullarımıza yerleştiler. %1'lik dilime giren öğrencilerimiz şu an aramızdalar. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında, okul hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum. Şu an proje okullarına yerleşen yaklaşık bizim 700 öğrencimiz var. 5000 küsur öğrenci de 700 tane öğrencimiz proje okullarına yerleşmişlerdi. İnşallah Batalgazi bölgesinde güzel bir İvme yakaladık. Bu ivmeyi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü birlikte bu çıtayı daha da yukarı çıkarmak için çalışacağız. Ben şimdiden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah okulları hayırlı olur kendilerine. Sağlık, sıhhat diliyorum. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı önemli. Çünkü %1'lik dilimde, sıfırlık dilimde benim de yeğenim vardı. Mehmet Hocam bilir. Kabataş'tan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmişti, sağlık problemi yaşamıştı. Çocuklarımızın inşallah sağlık problemleri olmaz. Şimdiden sizleri tebrik ediyorum. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bizim için daha önemli. Hayırlı olsun diyorum. Memleketimizi ileriye taşıyacak sevgili gençlerimiz, onların velileri, değerli arkadaşlar. Ben de öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ailelerine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için, evlatlarına sahip çıktıkları için. Maşallah en büyük başarıyı orada yakalamışlar. 9 tane öğrencimiz orada. Atatürk Ortaokulu güzel bir başarı göstermiş. Zekeriya Bitmez'de 2 tane öğrencimiz var. 91.000'de 2 öğrencimiz. Özer Bil'de. Bir de şey de güzel hocam. Yani devlet okullarının böyle başarı göstermesi hakikaten güzel bir sonuç. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, muhakkak hepimizin hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için amaç, gaye sarf ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bu amacımızı, gayemizi gerçekleştirirken de tabii bunları birey olarak gerçekleştiriyoruz. Ama siz, özellikle buradaki öğrenciler, bireyin dışında, bireyden ziyade toplumu düşünmek zorundayız arkadaşlar. Bireysel olarak bireyle müreffeh bir hayat yaşayabilir, bir yaşam tarzı sergileyebilir. Ama biz bunu tabana yaymadığımız sürece arkadaşlar ülke olarak başarı gösteremeyiz. Bizim toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmemiz lazım. İşte toplumsal kalkınmayı gerçekleştirecek evlatlarımız, yavrularımız, buradaki yavrularımız birinci öncelikle burada sorumluluk sahibiler. Ülkemiz ne kadar ileri giderse arkadaşlar, biz o kadar müreffeh bir yaşam koşuluna kavuşmuş oluruz. Eminim buradaki evlatlarımız bunu gerçekleştirecek güçte, kapasitede, yetenekte, yani %1 dilime girmek hakikaten kolay bir şey değil. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir zeka ve bu zekanın doğru bir şekilde kullanılması. Sadece zekayla doğuluyor ama zeki olmak da gerekiyor. Bu zekayı doğru bir şekilde kullandığınızda sonuca ulaşırsınız. Yarınki hayatımız da böyle olacak. İnşallah bu gençlik merkezlerimizi arttırmayı hedefliyoruz. Dediğim gibi amacımız size bir nebze de olsa bir katkı sunabilmek ve bu katkıyı da sunduğumuza daha doğrusu inanıyorum. Mesela bu yıl değil de daha öğrenemedim. Geçen yıl Türkiye 4000'incisinin hanım çiftliğinde dershaneye gitmeyen bizim takviye etmiş olduğumuz öğretmenler, milli eğitimin olsun, halk eğitimin olsun, gençlik sporunun takviyesiyle Türkiye 4000'incisinin hanım çiftliğinde gariban bir ailede çıkması hakikaten çok sevindirici bir şey.
öyle bir imkanı olanakları olmayan bir evladımıza sahip çıkmak. Biz sürekli sizlerin yanınızdayız. Yani sizlerin yanınızda olmak zorundayız. Ve bunu kendimize bir görev sorumluluk addediyoruz. Ali Kanal Altuğ, sen? Ali Fuat Başgil'de bu ülkeye adanmış ömür. Onun kitabı ve içindeki malzemelerle basit de olsa anlamlı olur diye düşünüyoruz. Bu hediyemizi size takdim ediyoruz. Yağmur çiçek. Ve sizler için de söylüyoruz. Sağlık, sıhhat, mutluluklar, başarılar diliyoruz. Özge Naz Güler. Faydalı insan olmanızı temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz başarılarından dolayı. Gülis Güngör, Şirin Yağmur, Gardiyan İlçe. Emeğinize sağlık. Ama bu çok tatlı bir hanımefendi ya. Biliyoruz. Emeğinize sağlık ablacığım. Bu yakışıklı hangi okuldaydı? Atatürk Ortaokulu'nda. Oğlan oynuyordunuz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Allah size bağışlasın. Bu memlekete bağışlasın. Evet.